Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde kenarlarını yeni tığladığım bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için yeni bir örnek hazırladım. Instagram'da bu ara çok popüler. Bana da bir takipçim göndermiş. Hem onu kırmayalım hem ona gösterirken sizinle de paylaşmış olalım. Yazmamın kenarlarını iki zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı size yakından göstereyim. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya Hanım tığlama ya da Oya Hanım 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izleyebilirsiniz. Videomu yeniledim. Daha net bir şekilde, daha güzel bir görüntüyle videomu izleyebilirsiniz. Yeni hazırladığım videoyu izlerseniz daha iyi faydalanabilirsiniz. İsterseniz polyester, isterseniz bu cenk yazma gibi ipek yazmaları da bu şekilde tığlayabilirsiniz benim püf noktalarımla. Yazmamın kenarlarını tığladığım ipim Altın Başak marka 822 numara. Bu ip benim yazmamın zeminiyle aynı renkte. Çimenimi bu ipimle yapacağım. Yanında Altın Başak 91 numara pembe, Altın Başak 672 numara hardal sarısı ve Altın Başak hemen bakalım numarasına 333 numara yeşil ipim var. Bu iplerimi Oya'mın çiçeklerini süslerken kullanacağım. Hemen hızlı bir şekilde modelime geçeyim, tığımı da gösterip. Tığım 22 numara. Dileyenler 20 ya da 21 numara tığ da kullanabilir. Ben hep 22 kullanıyorum bu aralar. Hemen Oya'mıza başlayalım. İlmeğimi oluşturuyorum çimenimi örerken. Geldik. Şöyle yazmamın kenarına zincirimin altından, tığ battımın altından ipimi sık iğne ile tutturarak başlıyorum. Bu şekilde yaptık. Bir kez doladım. Yine aynı tığ battının altından girdim. İkişer ikişer çıktım. Şöyle küçücük bir trabzan ördüm burada. Üzerine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kez doladım. Biraz önce yaptığım trabzanımın önünden yine küçük bir trabzan yaptım. 2, 2 çıkıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kez doladım. Son yaptığımız trabzanımızın önünden 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kez doladım. Yine bir önceki trabzanım benim yuvam gibi oluyor. Onun önünden giriyoruz. 4 tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5 tane yapıyorum. Trabzanımı burada biraz küçük görüyorum. Bu şekilde. Üstüne 1, 2, 2 kez tığımın ucuna ipimi doladım. Tığ battı da 2 boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer. 3 kere de çıktım. Üstüne bir zincir çektim. Aşağıya doğru sık iğne ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğne. 9. sık iğnem tığ battının altında. Şimdi çiçek yuvası olarak şu yaptığımız halkalardan şu tepede kalan tek olanı kullanacağız. Bu yüzden bu şekilde yaptık. Birazcık zincir olan kısım trabzan ve sık iğne olan kısma göre birazcık daha uzun düşüyor. Öyle söyleyelim. Üstüne bir tane zincir çektim. Hemen yanındaki tığ battının altından girdim. Sık iğne ile ipimi tutturdum. Burada bir defa doladım. Aynı tığ battıya geldim. İkişer ikişer çıktım. Küçük bir trabzan ördüm. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kez doladım. Yine bir önce yaptığımız trabzanımızın önden giriyoruz. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Bir kez doladım. Bir önceki trabzanım benim yuvam oluyor bir sonraki aşamada. 4 tane oldu. 5 yapacağız. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kez doladım. Biraz önceki oluşturduğum yuvadan giriyorum. İkişer ikişer çıktım. 5'e tamamladım. Üstüne 2 kez doladım. Tığ battı da 2 boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer. 3 kere de çıktım. Üstüne bir zincir çektim. Aşağıya doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğne. 9. sık iğnemde tığ battının altında. Bir kez daha yapalım. Bir tane zincir çektim. Hemen yandaki tığ battının altından girdim sık iğne ile. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. Küçük bir trabzan örüyorum buraya. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kez doladım. Trabzanımı ördüm.
ikinci kez. Dört zincirimi çekiyorum. Üçüncü. Şöyle yaptık. Toplamda 5 tane oldu. Yine 2 defa doluyorum. Tığ battıda 1 2 tane boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. 2'şer, 2'şer, 2'şer çıktım. Üstüne bir zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hemen şöyle tığ battının altından bir tane daha yaptım. 9 tane oldu. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ben biraz hızlıca bu kısmını çoğaltmak istiyorum. Oyalar özellikle bu tür modeller, küçük ince modeller biraz arttığı zaman daha güzel görünüyor. Birazcık arttırayım sonra çiçeklerini birlikte hazırlayalım. Ben oyama çimenini biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde yapıp yazmamızın kenarını bir tur dolanalım. Çabuk ilerliyor bu çimen. Hemen yapabilirsiniz bir günde. Şu şekilde ilmeğimi oluşturup çiçeğimin yapımına geçiyorum. Geldik. En baştaki çimenimizden başlayalım. 5 tane zincir yapmıştık. En tepedeki şuradaki zincirimden sık iğne ile giriyorum. Biraz yakınlaştırayım. Burada bir tane zincir çektim. Tekrar aynı yuvadan girdim. Tığımın üstüne aldım. İkinci kez. Üçüncü kez, dördüncü, beşinci, altı, yedi, sekiz. Sekiz defa ilmeğimi çıkardım. İpimi şuradan tutuyorum. Şöyle tığımı biraz oynatarak sardığım kısımdan ipimi çıkartıyorum. Tuttuğum yerden tekrar girdim. Yeniden ipimi tuttum. İkisini birden düğümledim. Üstüne bir zincir çektim. Bu şekilde küçük bir yuva oluşturdum. Burada 2, 3, 4, 5'e tamamladım zincirimi. Geri döndüm. Yuvaya kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3, 4, 5. Gene geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine 5 zincir çektim. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. Bu şekilde 5'er zincir çekerek 5 tane kirpik yapacağız. 5 oldu. Tutturdum. Kirpiğimizi, en son kirpiğimizi tutturduktan sonra üstüne bir zincir daha çekiyorum ve çiçeğimizi oturttuğumuz yuvaya bir tane daha sık iğne yapıp üstüne bir zincir çektim. Burada ipimi keseceğim hemen. Örneğimiz bu şekilde oldu. İpimin fazlasını da yakacağım. Hemen kesip yakayım hatta. Ne zamandan beri ip yapmıyoruz videolarda. Belki merak edenler vardır. Onların da merakını giderelim. İpimizi önce kısaltıyoruz makasla. Çok uzun olursa tutuşur. Tutuşursa da islenir. İslenmemesi için hafifçe şöyle yumuşatıyorum. Örneğin arka tarafında kalacak şekilde yapıştırıyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde. Bu şekilde yaptık. Şöyle göstereyim. Ben şimdi diğer renklerimi de yapacağım. Eğer aynı renkle devam ediyorsanız, mesela ben yeşili eğer oyanın bütününü de yapacak olsaydım, iki taneyi atlatıp arada örümcek yapıp hemen yeşilleri örer bitirirdim. Daha sonra diğer renklerle devam ederdim. Böylece bu kadar beni oyalamazdı. Çünkü her seferinde kesip tekrar başlamak biraz oyalayıcı oluyor. Daha çabuk yapabilirdik. Hatta bir tanesini o şekilde göstereyim. Belki anlaşılmamıştır. Denk gelen de vardır muhakkak ama nasıl yaptığımı hemen göstereceğim. Ben hemen hızlıca sarı ipimle bir çiçek daha yaptım. Üstüne bir tane zincir çektim. İpimi kesme aşamasındayım. Burada ipimi kesmiyorum. Küçük bir örümcek yapıyorum. Yaptığım örümcekle yeşil ve pembe için birer yuva boşluk bıraktım. Yine sarıya denk gelen yere tepedeki yuvadan sık iğne ile tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Yine çiçeğimi yapıyorum. Sekiz defa doluyorduk böyle alttan geçerek. Hemen bu çiçeğimi bitireceğim. Nasıl kestiğimi de göstereyim size.
Tek sıra bir oyayı örer gibi bütün hepsini yazmanın kenarlarını sarı ipimizi elimize almışken yapıp bitirme hakkımız olacak. Daha seri ilerliyor, daha çabuk ilerliyor. Daha sonra kesip yakabilirsiniz. Dört oldu. Yine beş zincirimi çekiyorum. Üstüne bir zincir çektim. Hemen yuvadan da tutturdum. Bir zincir çektim üstüne. Devam etsem yine örümcek yapıp ilerlerdim ama şimdi burada hemen kesip nasıl kestiğimi göstereceğim size. Arada örümceğim kaldı. Örümceğimin üstte kalan telinden kesiyorum. Şöyle her iki tarafta da eşit uzunlukta ipim kalıyor. Bu şekilde hazırlıyorum. Hızlı bir şekilde ben eksik kalan kısmı tamamlayacağım. İplerimi yakıp ütüleyip size son halini göstermek istiyorum. Ben oyamı tamamladım arkadaşlar. Örneğimiz bu şekilde yazmamızın kenarında yerleşiyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Özellikle böyle küçük model çıtı pıtı örnek bekleyenler vardı. Onlar da inşallah beğenmiştir. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.